Günaydın tatlımlar. Ben şimdi Baran'ı anneanneye bıraktım ve 2 yıldır ilk defa bırakabildim. Baran'a bir kreşe gidecek ya, ayakkabı almam lazım. Ev ayakkabısı almam lazım, mater almam lazım. Çantayı dedesi yapıyor ama hani bilmem, artık orada ister mi durum, onu da yapacağız. Çanta da alacağız. Baran oradayken şöyle 1 saatte 2 saatte bir SİVK'ye gidin. Onun eksiklerini tamamlayayım. Öyle. Gelince de mikserimde, mutfak şefinde onu götürmekten vazgeçtim. Onda bir şey deneyeceğiz. İçli köfte. Baran'a ayakkabı bulamak. SİVK2'de yok. Hiçbir yerde yok şu anda. Yani yazlık ev ayakkabısı zaten çok olan bir şey değilmiş. Bir iki markada var. Gidebileceğim bir şekilde değil de eşimi aradım. Bir de bir güzel ağladı. Sinirlerim bozuldu. Çünkü gene 2 ayağım 1 pabuca tıkıldı. İşte öğretmeniyle konuştum. Orada uyuyacakmış. Pijama almamız lazım. Yastığımız falan var evde ama işte gene bir iki parça bir şey aldım. Pijama da alamadım daha. Şey aldım. Gene bir takım almıştım ya, çok güzeldi o kırmızı takım. Onun sarısından aldım. Şimdi eşimle birlikte gideceğiz şeye. O durdu bir su almak için de. Gideceğiz bakalım, ayakkabı buluruz inşallah. Pazar günü gidersek pazartesi günü başlayacak kreşe. Şimdiki Mart Outlet var burada. Buraya geldik. Filo var. Oraya bakacağız. Baby Mall'da yoktur herhalde. Artık şey oldu. Bir Filo'ya bakalım. En son A City'ye geldik. Orada da bir şey yoktu. A City'de olabilir dediler. Burada Filo'nun mağazası varmış. Buraya bakacağız şimdi. Gezeyruk Balbon. Ay evet. Biz evlenmeden önce buraya çok geliyorduk. Liva buradaydı değil mi? Yok. Ben gene abi, her yeri karıştırdım. Ha. Biz evlenmeden önce hep buraya geliyorduk kahvaltıya falan. Gençlik. Şimdi ayakkabı arıyoruz çocuğa. Biz geldik eve. A City'ye gittik, Gimart'a gittik, Filo'nun başka mağazalarına gittik. Ev ayakkabısı yok. Başka şeyler aldım, onları göstereceğim. Bir Osman'a gittik. Ya aslında video çekmeye çok istedim çünkü Gratis'e gittim, Watson's'a gittim, hepsini gezdim. Ama işimin çok acelesi vardı. Hadi yaptı sürekli. Ölçtü orada, dışarıda video çekemedim. Şu ojeyi aldım. Rengi çok hoşuma gitti. 5 liraydı. Başka oje almadım çünkü en kötü oje 11 lira 12 lira. Bence pahalı. Baran'a güneş kremi aldım. Kendime güneş kremi aldım yüzüm için. Sadece yüzüme sürüyorum ben. Antalya'da bir sürü güneş kremi var geçen seneden kalan. Tabii ki onları da getirmedim. Mecburen giderken almak zorundayım. Yolda kullanırım en kötü. Bir de şey gratisten dedim ya, sipariş verdim diye. Ya benim orada kayıtlı adresim Antalya'daki adresim miymiş? Bir baktım Manavgat'a gidiyor kargo. Girdim, adresi değiştirdim ama 2 gün sonra da ben gideceğim zaten. Bilmiyorum artık kargo buraya mı gelir, oraya mı gider. Arada kaldık bakalım. Peki, ben Baran'a birkaç parça kıyafet aldım gene. Şu takımın kırmızısını almıştım. Hatırlarsınız belki. Çok güzel, çok da güzel oturdu üstüne. Bir de sarısını aldım. Şunu aldım oğluma. Dedim ki çeşit çeşit, çok ucuz zaten bunlar. Ne kadarmış? 14 liraymış. En pahalı olan takım 40 lira. Şunu aldım bir de. Çeşit çeşit giyer dedim. Bir de defaktoya gittim. Kendi aldıklarımı sonra göstereyim. Babası Kral Şakir gördü mü dayanamıyor. Bir sürü tişört var. Ki baban da tişört basacak. 5 tane tişört basacak. Ama yok, illa alacak. Bu minik şortları artık okullu oluyor oğlum. Çeşit çeşit giyer. Vardı şortu ama hep penye şortları vardı. Bu tarz şortlardan da aldım. Aa, bu çekilmiş mi? Defolu gibi bu. Bakın gözükür mü bilmiyorum. Gördünüz mü? Evet gözüküyor. Dur neyse, ama değişiz. Bir de beyaz şort aldım. Şimdi kendime de 3 parça bir şey aldım. Aslında ben kendimi neye saklıyorum biliyor musunuz? Afyon'da SİVK2'nin bir outleti var. İnanılmaz güzel. Bedenleri de var. Ama yine birkaç parça bir şey gördüm. Dayanamadım aldım. Şu Defacto'nun gecelikleri. İnanılmaz rahat. İncecik yumuşacık. Kaç defa inanılmaz dedim, saydınız mı? Şu tişörtü tayt üstüne giyerim dedim. Geniş. Kolay kolay bulamıyorum genişmiş. Ama yakası biraz kapalı galiba. Ben bunu gene keseceğim. Ben hep tişörtlerimi şöyle bir kesiyorum. Hatta şey, eşimle MacBank yaptığımız videoda da beyaz bir tişört var ya üstümde. Önü böyle kesip ve yaka yapmışım. Evet, son olarak şu elbiseyi aldım. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama çok 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 beğendim. Şunu aldım. Bakalım olur inşallah. Olmazsa da kilo veririm belki. Neyse, saat 4.30 oldu. Evet. Saat 4.30. İçli köfte bilmiyorum yapar mıyım yapmaz mıyım. Baran yukarıda, şimdi ben annemde.
Barına gidip aldıklarımı bir denesin. Bakayım ondan sonra akşam bir yemek yapacağım ama ne yapacağımı bilmiyorum. Orada ayakkabı, Filo'nun bir mağazasında böyle yarı açık bir ayakkabı gördük. Baran'ın öğretmeniyle konuştum. Kesinlikle terlik istemiyorum dedi. Ev ayakkabısı ama ev ayakkabı da yani Antalya'da giyilebilecek gibi değil. Bir Vicon'un bir modeli var. Onu da bulamadım hiçbir yerde. Ya yani üstü hava alan bir ayakkabı o böyle. Yok. Yapacak bir şeyim yok. Bir tane böyle yanları açık bir ayakkabı vardı. Alınca gösteririm onu. Zaten şimdi eşimin acelesi var diye gittim. Ya bu akşam gelirken alır ya da yarın gider alırız. Ondan sonra zaten hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Sonra da yola çıkacağız. Umarım yetiştim. Yine iki ayağım bir papuca girdi. Şey söyledim bilmiyorum. Sabah yok söylemedim galiba. Yok söyledim. Mutfak şefimi götürmeyeceğim. Bir ay sonra geleceğim. O zaman götürürüm. Fırınımı götüreceğim. Halı yıkama makinamı götüreceğim. Baran'ın bisikleti scooter'dayken zaten ancak sığacağız arabaya. Neyse ben bir yukarı çıkayım şimdi. Görüşürüz. Bakın oğlum nasıl yardım ediyor bana. Anne. Efendim. Şunu da kes biraz daha. Çok keseyim tamam. Ya. Büyük geldi. Kaşa eline küçülttük. Dedesi de, dayısı da, anneannesi de çok seviyor fırın makarnayı. Baran da çok seviyor. Yapalım anneanneye gidelim dedik değil mi? Sen heyecanlı mısın okula gideceğin için? Ha? Baran heyecanlı mısın anneciğim? Babası ayakkabı bulmuş. Şimdi akşam onu da getirecek. Baran heyecanlı değil misin? Heyecanlıyım. Çok arkadaşın olacak değil mi orada senin? Bir sürü arkadaş olacak oğlumun. Çok güzel bir şey okula gitmek. Dikkatli. Makarnanın beşamel sosunu yapıyorum. Bir yandan da sohbet edelim istedim. İki konuya değineceğim. Birincisi bir arkadaş şey yazmış. Dede çok mu pimpirikli diye. Yorum yazdım ama bir de şuradan şöyle anlatayım. O kadar pimpirikli ki kaç yaşında kadınım kola istediği zaman canım yemekte sofrada falan şey yaparım. Masanın altına gizli gizli doldurur. Ben de kardeşim hepimiz öyle. Çünkü babam aşırı aşırı sağlıklı beslenmeye çalışıyor. Her gün sporunu yapar, ekstra yürüyüşünü yapar ve paketli hiçbir gıda. Hiçbir gıda alınmaz. Yani işte bu yulaflar, mulaflar var ya o tarz bir beslenen adam. Onun için Baran'a karşı da aşırı aşırı dikkatli. Çocuğu diyor küçükken alıştırmayın diyor. Biz de yani çocuk görüyor canı istiyor. Hani 2 yaşına kadar gerçekten yedirmedim. 2 yaşına kadar hiçbir şey yemedim. Ama ondan sonra isterseniz arkadaş ortamına giriyor. Onun elinde görüyor, bunun elinde görüyor. E çocuğa bu sefer şu salmakları şuraya geçeyim. Verme dediği zaman gözü kalıyor. Onu da biz yapamıyoruz. Evet sağlıksız, birçok şey sağlıksız. Mümkün olduğunca her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Ama gene engel olamadığımız şeyler oluyor. Dedemiz o konudan sıkıntılı. Sadece şey değil ya ama sadece Baran'a karşı değil bize karşı da. Ben bir de kiloluyum ya şimdi. Sürekli her şeyimize karışır. Sürekli. Ve bu ne zaman oldu? Hep böyle değildim. Ya yani şimdi bilen bilir. Doğruların yemekleri çok ağırdı, çok yağlı. Ama doyuran yemeklerdir. Biz bunları yerdik. Güneş geliyor. Umarım kötü çıkmıyordu bu şey. Biz bunları yerdik. Üstüne oturduk şey yerdik. Böyle fıstıklar, gofretler. Evimiz sürekli doluydu. O ülken çikolata gofret var ya adetle alınmazdı. Koliyle alınırdı. Ama ondan sonra babam bir rahatsızlandı. Bir bıraktı belki 15 yıldır. Asla sağlıksız hiçbir şey yemez. Dışarıdan paketli hiçbir şey yemez. İstiyor ki etrafındaki herkes böyle olsun. Ama olmuyor. Yapacak bir şey yok. Baran da alışmış şimdi. Dedesi birkaç defa demiş. Bir şey gördüğü zaman hemen geçen misafir geldi. Yaş pasta yiyor. Şey yaptı. Dedem bir arasana anne. Özel bir şey konuşacağım dedi. Odaya gitmiş şikayet ediyor. Dedi burada zararlı bir şeyler yiyorlar diye. İşte öyle. Baran da dedesini çok sevdiği için ona o ne derse biz de gidip dedeye şikayet ediyoruz. Ve ilginç bir şekilde size şunu söyleyeceğim. Baran zaten ben hiçbir şey saklamadım Baran'dan. Saklamadığım için galiba hiçbir zaman çok aç gözlü olmadı. Hani bazı çocukların önünde bir paket cips koyuyorsun 10 dakikada bitiyor. Baran öyle diye mesela 2 tane 3 tane der tamam anne doydum der bitti. Bu kadar. O konuda da şey bir çocuk çok değişik bir çocuk yani. Neyse öyle işte sağlıklı beslenme demiş. Biz daha o kıvama gelemedik. Gelseydik bu kilo da olmazdı zaten. Umarım bir gün. Neyse şimdi şey söyleyeceğim bir de. Neden Antalya'ya gidiyoruz? Onu da biri sormuş. Antalya'ya şey için gidiyoruz. Eşim orada çalışıyor. Yani
Orada bir şantiyeleri var. 2018 yılında başladı. 2018 yılından beri biz her sene Antalya'ya gidiyoruz. Biz yazın gidiyoruz, kışın geliyoruz. Kışın dediğimde havalar soğuduğunda böyle en geç Kasım'da geliyoruz işte. Kasım'da gelip Mart gibi gidiyoruz. Hani çok birkaç ay kalıyoruz. O birkaç ayda eşim Antalya'da kalıyor. Ayrı kalıyoruz yani. Bizim kışın gelme sebebimiz şu. Herkes gülüyor bunu söyleyeceğim ama soğuk oluyor. Neden soğuk oluyor? Burası merkezi sistem. Evet dışarı soğuk oluyor ama evlerin içi sıcacık. Söyleyeyim. Antalya'da öyle bir şey yok. Antalya'da klimayla ısınıyorsun ya da soba yakıyorsun. Sobaya zaten cesaret edemem baran küçük olduğu için. Klima yakıyorsun. Klima da gerçekten bir yere ısıtıyor. Ve kaldığımız yer köy yeri. Hani belki merkez daha şeydir, sıcaktır. Ama kaldığımız yer ısınmıyor. Kışın asla ısınmıyor. Muhtemelen evi de değiştireceğiz zaten bu sene gittiğimizde. Öyle olduğu için de çocukla kalamıyorum orada. Bir de kimsemiz yok. Yazın sürekli dışarıdayız, parkta, bahçede, işte denize gidiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama kışın yapabileceğimiz hiçbir şey yok ve bilen bilir Antalya'da kışın inanılmaz yağmur yağar. Ve kaldığımız yer toz toprak olduğu için çamur içinde kalıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Onun için kışın buraya geliyoruz. Ama şimdi Baran gidince kreşe başlayacak. Önümüzdeki kış ne olur onu bilemiyorum. Bakarsın Baran hani kreşe uyum sağlar, devam etmek ister Eylül, Ekim'den sonra. O zaman evimi zaten değiştirmeyi düşünüyorum. Hani ne bileyim gerekirse iki klima alırım artık. Klima şu anda da yok. Yani yazın kullanmak için de benim klimam yok. Almadım. Gerekirse iki klima alırız. Ya da ne bileyim artık bir şey yapacağız yani. Antalya'ya gitme sebebimiz de o. Terledim sıcaktan. Çok sıcak burası. Bu evde de yazın oturmuyor. Zaten hep görüyorsunuz ya akşamüstü inanılmaz bir güneş geliyor. Öğleden sonra da şeyde zaten salonda. Salona girilmiyor. Herkes diyor ki güneş görünev de bu kadarı fazla. Yani kışın 3 gün bizim şey bozuldu, merkez sistem. 3 gün bozuldu. Benim evim yanıyordu. Kombi şey yanmadığı halde. Kaloriferler buz gibi oldu halde. Yan cephede amcamlar var. Onlarınki buz gibiydi. İşte merkez sistem olduğu için kapatamıyoruz. Ev sürekli cayır cayır yanıyor. Öyle işte. Bizim durumlar böyle. Akşam da gene sağlıksız bir şey yapacağım. Babam mesela bunu yiyor. Bakın bu şey değil ya, hazır paketli bir şey olmadığı için evde yapılan her şeyi yer. Baran da öyle yetiştirmeye çalışıyor. Mesela Baran kalkar sabahları sonra. Keşke ben de öyle olsam. Keşke. Ama yok maalesef. Gerçi 2-3 gündür ağzıma hiçbir şekilde çikolata falan girmedi. Dün akşam biraz tavuk yedim. Ondan önce de bir şey yememiştim. Şimdi Antalya'da bir koşturmaya gireceğim zaten. Bir de ben şey çok stres yapıyorum. İnanılmaz. Mesela bugün öğretmen dedi ya Kayman Saban ev ayakkabısı. Burada bulamadım ki. Oturduğum yerde Esimek 2 falan da var hemen karşımda. Yok. Başka ayakkabıcılar var. Gidiyorum yok. Hemen strese girdim. Ağlamaya başladım. Kocamı aradım çabuk gel. Çocuk ayakkabısız kaldı diye. Yok gittik her yere yok. Stres yapınca bulamıyorsun. İşte şimdi eşim bulmuş getirecek. Ben çok şeyim böyle telaşlıyım. Çok telaşlanıyorum. Şeyimdir mesela böyle bir yere gideceğiz ya buluşmaya 2.30 dediler mesela. Ben 1.30'da orada olurum. Kesin bir saat önce gideriz. Kimse ya çok acele ediyorum. Niye bilmiyorum. Konuşurken de öyleyim. Çok hızlı konuşurum. Ne yapayım burada benim uyum. Temizlik yaparken zaten yanımda biri temizlik yapsa kriz geçiririm. Hele ki yavaş yapan birisi çıldırırım. Şimdi bazen kamera açıkta bazı şeyleri yavaş yapıyorum ama yok mutfakta özellikle zaten benim mutfağıma biri girse çıldırırım. O ayrı bir mevzu. Ama bir de yavaş biri girdiğinde ekstra çıldırırım. Annem bile benim mutfağıma girmez. Neyse çok konuştum. Sosum da hazır. Akşama fırın makarna var. Annemle çıkacağız. Ancak çünkü akşam indiğinde de bugün bana oyuncakları toplarım. Yarın bavulları toplarım. Ondan sonraki günde gidiyoruz zaten. Mutfak şefimi götürmüyorum. Bunu üçüncü söyleşim herhalde. Çünkü çok önemli o benim için. Hemen gel gideceğimi bilseydim almazdım mutfak şefini gerçekten. Sonradan çıktı gideceğimiz. Fırını kesin götüreceğim çünkü biz bütün yemeğimiz bizim fırında. Dediğim gibi çok sebze yemiyoruz. Biz her şeyi fırına atıyoruz. Patates at, soğan at, ne bileyim tavuk at, köfte at. Her şeyimiz fırında. Çok pasta börek yapıyoruz. Fırınsız olmaz. Ya geçen sene bakın işte böyle çok konuşuyorum. Neyse şeyi de anlatayım. Biz aldık orada davul fırını aldık. Ama kek yapıyoruz ya kek kalıbında. Üste değiyor. Kabarınca üste değiyor. Davul fırını şey ya olmadı. Bir de her şey yakıyor. Derecesi de var ama bence laf olsun diye var. Her şeyi yakıyor ve içi pişmiyor. Olmadı yani o. Onun için
Giderken fırınımı da götüreceğim. Başka bir şey daha diyecektim. Neyse, paran ayakkabısı gelince gösteririm gene. Yemeğim hazır şimdi. İşim geldi, şimdi bunu almış. Bence güzel yani, kreş için ideal diye düşünüyorum. Sonuçta dışarıda giymeyecek. Ayakkabı gibi, hem ayağından kayma durumu da yok. Bir de bunu almış, ayakkabı süngeri. Ekstra bir şey almadan gelemezdi zaten. Kaç aldın aşkım ayakkabı? 90 lira mı? Böyle bir şey içinde. 90 liraya almış. Umarım olur. Bir de Baran Bey'ine, Baran uyudu şimdi. Yemeğe de yukarıya gitmeyeceğiz, evde yiyeceğiz. Ayakkabı 90 lira değilmiş. 79.99'muş. Filodan almış, almak isteyen olursa. Evet, 79.90, evet.